Merhaba değerli veliler. Ben Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Psikolojik Danışmanı Ecena Zaydoğan. Bu videoda size erken dönemde çocuklarımıza mahremiyet eğitimi verirken kullanabileceğimiz güven çemberi adlı etkinliğin uygulanışını anlatacağım. Bu etkinlikte amacımız çocuğa tanıdığı güvenilir kişileri öğretmek ve tanıdığı kişiler ile tanımadığı kişileri ayırt edebilmesini sağlamaktır. Gelelim etkinliğin uygulanışına. Bu etkinliği iki aşamada uyguluyoruz. Birinci aşamada çocuğumuzun güven çemberine girebilecek kişileri belirliyoruz. Bu kişiler aile bireyleri olabilir, öğretmenler olabilir. Bu sayıyı çocuğumuzun bilişsel düzeyine göre başlangıçta 3-4 kişi olarak belirleyebiliriz. Etkinliği uygulayabilmek için bu belirlediğimiz kişilerin son durumlarını gösteren güncel fotoğrafları ile tanımadığı kişilere ait fotoğraflara ihtiyacımız olacak. Çocuğumuzun önüne tanıdığı kişinin fotoğrafını koyalım ve bu fotoğrafa bakmasını isteyelim. Örneğin teyzesini tanıdık kişi olarak öğretmek istiyoruz. Çocuk teyzenin fotoğrafına baktıktan sonra hangisi tanıdık diye sorup hemen ardından bak bunu tanıyorsun, bu senin teyzen. Şimdi sen göster, söyle diyerek tepki vermesini bekleyelim. Eğer çocuğumuz doğru gösterir ya da söylerse ona sevdiği bir atıştırmalık verebiliriz. Ya da sembol pekiştireç dediğimiz semboller verebiliriz. Ya da kısa bir süre sevdiği bir etkinlikle meşgul olmasını sağlayarak pekiştirebiliriz. Daha sonra tanıdığı kişinin fotoğrafının yanına tanımadığı birinin fotoğrafını koyalım ve çocuğun her iki fotoğrafa da bakmasını isteyelim. Sonra tanıdığı kişinin fotoğrafını işaret ederek bunu tanıyorsun, bu senin teyzen, şimdi sen göster diyerek çocuğun göstermesini bekleyelim. Doğru gösterirse pekiştirelim. Yanlış gösterirse doğru fotoğrafı göstererek hayır bu teyzen diyerek bir sonraki denemeye geçelim. Bu şekilde çocuğumuz 4-5 fotoğraf arasından tanıdığı kişiyi birkaç kez doğru gösterdiğinde güven çemberindeki ikinci tanıdık kişiyi çalışmaya başlayalım. Buradaki önemli nokta şu, bu kişileri mesela bu teyzesi bunu tanıyordu. Hep aynı noktada göstermeyelim. Yani bu sefer burada gösterdiysek çocuğa bir sonrakinde burada gösterelim ya da bir sonrakinde burada gösterelim. Ve her seferinde doğru cevabı veriyorsa teyze olarak bu fotoğrafı gösteriyorsa çocuğumuz bu kişiyi tanıdık olarak öğrenmiş demektir. Ve bunu gördükten sonra güven çemberinde belirlediğimiz ikinci kişiyi tanıdık olarak çalışmaya başlayalım. Güven çemberinde belirlediğimiz tüm tanıdık kişiler için aynı uygulamaları gerçekleştirelim. İkinci aşamada çocuğumuza seninle tanıdıklarımızı öğrendik. Şimdi sana fotoğrafları karışık vereceğim. Tanıdıklarını bu tarafa, tanımadıklarını da bu tarafa diz. Şimdi bir örnek yapalım. Bu teyzen, onu tanıyorsun. O yüzden onu bu tarafa koyuyoruz. Burada tanımadığı kişinin fotoğrafını alıyoruz. Bak, bu tanıdık değil. Bu da bu tarafa diyerek onu da tanımadığı kişiler için belirlediğimiz yere koyuyoruz. Şimdi kalan resimleri sen eşle diyerek iki grup oluşturmasını sağlayalım. Yanlış tarafa koyduğunda o anda durdurarak bak bunu tanıyorsun o yüzden diğer tarafa koyuyoruz diyerek doğru tarafa koymasını sağlayalım. Bu etkinliği ara ara tekrar ederek çocuğun güven çemberindeki kişileri unutmasının önüne geçelim.